modellerinin tarihsel gelişiminden bahsedelim arkadaşlarım. Öncelikle Dalton atom teorisinden başlıyoruz. Dalton atom modeline göre atomlar elementlerin en küçük yapı taşıdır. İçi dolu küredir, bölünemezler, bir elementin atomları şekil, büyüklük ve kütle bakımından birbirinin aynısıdır. Farklı element atomlarının belirli oranlarda birleşmesinden bileşikler oluşur. Şimdi arkadaşlarım bugün için izotop atomlarının varlığı bir elementin atomları şekil, hacim ve kütle bakımından aynıdır ilkesini çürütmektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki izotop atom demek proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olan elementler demek dolayısıyla atomların şekil, hacim, büyüklükleri aynıdır. İlkisi bu sayede ne yapıyor? Çürüyor. Atom bölünemez deniliyor ki biz çekirdek tepkimelerinden bahsediyoruz değil mi arkadaşlarım? Fisyon tepkimeleri. Ne yapıyor? Bu ilkeyi de çürütmüş oluyor. Thompson atom modeli. Thompson atom modeli deyince aklımıza gelen zaten nedir arkadaşlarım? Üzümlü kek modelidir. Nötr bir atomda eşit sayıda artı ve eksi yükler bulunmaktadır diyor Thompson. Bu artı ve eksi yüklü tanecikler atomda rastgele dağılmıştır diyor. Rutherford atom modeli. Bakınız arkadaşlarım Dalton ve Thompson'da çekirdek kavramı yok. Rutherford'la birlikte çekirdek kavramı başlayacak. Rutherford, Thomson'un atom modelini öne sürdüğü yıllarda Alfa taneciklerinin ince altın levhada saçılmalarını inceliyor. Yaptığı deneyde dar bir aralıktan pozitif yüklü tanecik demetini çok ince altın bir levhaya gönderiyor. Sapmaya uğrayan taneciklerin açısal dağılımını çinko sülfür sürülmüş levha üzerinde oluşan parıldamalar sayesinde belirliyor. Ancak taneciklerin büyük bir kısmının sapmaya uğramadan levhayı geçtiğini görüyor. Rutherford'un Atom modeline göre arkadaşlarım şunu düşünebiliriz. Bir stadyum düşünüyoruz ve ortada bir pimpon topu. Pimpon topu çekirdek, stadyum ise atom. Yani buradan çıkan sonuç atom çok çok boşluklu bir yapıya sahip. Rutherford'un altın levha deneyi düzeneğini görüyoruz arkadaşlarım. Bakınız çinko sülfür sürülmüş levha doğrultusu değişen, doğrultusu değişmeyen ışınlar alfa ışın kaynağını görüyoruz ve alfa ışınlarının çoğunun sapmadan ilerlediğini görüyoruz ve bu sayede atomun boşluklu bir yapıda olduğunu düşünebiliriz. Dar bir aralıktan paralel ve pozitif yüklü tanecikler demetini çok ince altın levhaya gönderiyor Rutherford. Alfa ışınlarının büyük çoğunluğunun hiç yolundan sapmadan metal levhadan geçtiğini ve küçük bir kısmının farklı açılarla yolundan saparak levhadan geçtiğini ya da kendi üzerinden geri döndüğünü belirliyor. Rutherford deney sonuçlarını atom modeli üzerine kurdu. Buna göre bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı ve pozitif yükün tamamı çekirdek adı verilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Bakınız çekirdek kavramı Rutherford atom modeliyle başlıyor arkadaşlarım. Çünkü Dalton ve Thomson'da böyle bir durumdan bahsetmedik. Pozitif yükün toplam kütlesi atomdan atoma değişir ve elementin atom ağırlığının yaklaşık olarak yarısıdır. Alfa taneciklerinin büyük bir kısmı sapmaya uğramadığından atomun büyük bir kısmı boşlukludur. Çekirdek dışında çekirdek yüküne yani protona eşit sayıda elektron bulunur. Negatif yüklü tanecikler çekirdek etrafında çekirdeğin haciminden çok daha büyük bir hacimde bulunurlar diyor. Atom kütlelerinin belirlenmesi sırasında atom kütlesinin beklenildiği gibi sadece protonun kütlesine eşit olmadığı, protonların toplam kütlesinin iki katı veya daha fazlası kadar olduğu görülmüştür. Rutherford yaptığı çalışmalarda çekirdekte nötr taneciklerin de bulunduğunu tahmin etmiş fakat Kedwick 1932 yılında bu yüksüz taneciklerin yani nötronların varlığını kanıtlamıştır. Nötronun kütlesi 1,675 çarpı 10 üzeri 27 kilogramdır. Bakınız arkadaşlarım proton ve nötronun kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşit. Elektron ise onlardan çok çok küçüktür. Ama bize tam bir sıralama sorulursa nötronun kütlesi büyüktür. Proton o da büyüktür elektron dememiz gerekir. Rutherford atom modelinin eksikliklerinden bahsedelim arkadaşlarım. Elektronların çekirdek tarafından çekilmesine rağmen neden çekirdeğe düşmediklerini, elektronların çekirdek çevresinde ne şekilde yer aldığını ve atomların yaydığı spektrumları açıklayamamıştır. Müzik